Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi Bamba'mın son videosunu çekiyorum arkadaşlar. Artık birleştirme. Birazdan bunları da göstereceğim. Önce kafa ve gövde arasında arkadaşlar elektrik kablosu kullanıyorum. Elektrik kablosunu iki kat yaptım ve bantla bir güzel sardım. Şöyle tam kafanın ortasından geçirdim. Şu şekilde. Kafada ip bırakmıştım. Gövdedeki iple de olabilir arkadaşlar. Kafadaki iple de olabilir. Hangisiyle yapmak isterseniz. Şimdi kafayla gövdeyi birleştirelim. Şöyle. Arkadan bırakmışız ama yapacak bir şey yok. Oradan dikeceğim. Şöyle. Hatta şu ipimi şöyle alsam çok daha güzel olacak. Sizinki ön taraftaysa ne güzel. Ben şöyle alayım. Buradan başlamak istiyorum. Evet, şöyle. Şimdi ilk kafadan alıyorum şöyle. Özür dilerim. Boyundan. Doldurma işlemini güzel yapın arkadaşlar. Tam burasının güzel dik durmasını istiyorsanız aldım. Şimdi kafadan alıyorum. Kafadaki sık iğneden aldım. Boyundan alıyorum. Ama hep kontrol edeceğiz. Düz durmasına. Düz dikmiş olmamıza. Şöyle arkadaşlar. Kafadan alıyorum. Hemen boyundan alıyorum. Hep şöyle düz tutuyorum. Kafadan alıyorum. Sırayla. Zaten 18'e 18 olduğu için arkadaşlar sıra sıra hepsi birbirine denk düşecektir. Şöyle. Boyundan alıyorum. Kafadan alıyorum. Şöyle. Şimdi bütün kafayı bu şekilde dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şuradaki şöyle gövdedeki kemeri göstermek istiyorum. Daha doğrusu ben bunu arkadaşlar kendim tamamen uyarladım. Bu şekilde yapmak istedim. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Hemen tekli trabzan yapıyorum 10 tane. İkinciden başladım yapmaya. 10 tane tekli trabzan yaptım. Bunu başka türlü de tabii ki yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Sizlere bu şekilde sunmak istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle zincir çektim. Bunu isterseniz yine normal olarak tekli trabzan yapın. Ben şöyle flow olarak yaptım. Yani ilmeğin ön lobundan alarak sürekli şu şekilde. Ama bunu normal düz sık iğne yapar gibi trabzan da yapabilirsiniz. Yani şöyle böyle normal bir trabzan da yapabilirsiniz. Ama ben flow olarak yaptığımda modelin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi modeli de göstereceğim size. Bunun uzunluğunu arkadaşlar kendiniz belirleyin. Gövdeyi sardıktan sonra isterseniz arkaya doğru da gitmesini istiyorsanız o şekilde yapın ya da sadece ön tarafta olmasını istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şöyle sıra sonuna geldim. Zincir çektim, döndüm. Yine
Filo olarak tekli trabzan devam ediyorum. Bakın istediğiniz boyutta, ben hemen göstereyim yaptığımı. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi bunu buradan böyle koyduğunuzda bakın şuraya kadar geliyor. Kemiği de şöyle koyduğumuzu düşünürsek. Şurayı dikeriz. Bence şöyle güzel olacak. Ya da şöyle yaptıktan sonra kemiği böyle koyabiliriz. Bakın şöyle. Şunu da şöyle dikip sanki hani kemik onun içerisindeymiş gibi de olabilir. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle. Ama ya da şöyle olabilir. Ya da şöyle yaptıktan sonra bir parça daha örüp o parçayı buraya monte edebiliriz. Nasıl istiyorsanız. Şimdi bu şekilde örelim arkadaşlar. Ben şunları göstereceğim sizlere şimdi. Onların yapımını da göstermek istiyorum. Şimdi bir büyük bir küçük yaptım. Büyükler için 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 siyah ipimle. İkinciden itibaren 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Zincir çektim, döndüm. Bir tane atladım. Hemen ikinciden yapıyorum. 1, 2, 3. Zincir çektim, döndüm. Bir tane atladım. 1, 2. Hemen yandakine ikinciyi yapıyorum. Zincir çektim, döndüm. Bir tane atlayınca zaten bir tane kalıyor. Bakın. İpimi uzun kestim. Bu şekilde yaptım. Küçüğünü de arkadaşlar 4 tane zincir çektim. İkinciden itibaren 3 tane yaptım. Döndüm, bir tane atladım. Bu şekilde yaptım. Bunları da böyle yapalım. Şimdi şunları güzelce yerleştirelim. Şapkamızı dikelim. Şapkayı da bunlardan koydum. Evet arkadaşlar, şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle şunu şöyle diktikten sonra bu şekilde arkaya doğru dikmek istiyorum. Ya da şöyle mi yapmalı? Bir bakalım. Evet, şu şekilde yapalım. Sizler nasıl isterseniz o şekilde yapın arkadaşlar. Kemiği şöyle dikiyorum. Birlikte yapalım. Bakalım ne çıkacak. Şu an tamamen doğaçlama gidiyoruz. Sadece bunlar fikir arkadaşlar. Sizin daha iyi bir fikriniz varsa ne güzel. Arkaya doğru inşallah yetecek. Yetmese de sıkıntı değil, artık yetiyor. Ben bu ipi buradan keseceğim şimdi. Arkadan tutturup sonra önlere zaten tutturmayı yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar, sizin daha iyi bir fikriniz vardır. Ne güzel. İpimi tekrardan düğüm atıyorum. Tam yerleştirmek istiyorum ki daha sıkıntı çıkmasın. O zaman şuradan
Baktık. Şöyle. Biraz gövdeden çıkacağım ama bunu daha iyi dikebilirsiniz siz. Ben size göstermek amaçlı nasıl olabileceğini. Biraz şöyle yan dursun. Ben hemen gövdeden şöyle arka kısma doğru gidiyorum. Şöyle. Burada bitireceğim. Şöyle arkadaşlar, güzelce tutturalım. Bu benim fikrim arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu an öyle aklıma geldi. O şekilde yapmak istedim. Siz nasıl yapmak isterseniz tamamen hayal gücünüze bağlı. Siz nasıl dikmek isterseniz. Belki de daha iyi bir fikriniz olacaktır. Şöyle. Bence böyle iyi oldu. Arkadaşlar şapkayı da şöyle dikelim. Gayet de çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle bir şapkadan, bir saçtan. Çok belli olmayacak şekilde dikmeye çalışıyorum. Dikişleri hep böyle yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Hep de böyle yapıyorum. Hep bir neyse yaptığım, gövde ise gövdeden alıyorum. Kafa ise kafadan alıyorum. Ama hiç belli etmemeye çalışıyorum. İlk başladığım zamanlarda ben de çok zorlanıyordum dikmeden. Hala sevmiyorum ama en azından şimdi hani dikmenin püf noktalarını, dikişin püf noktalarını öğrenmiş olduk. Şöyle. Komple şapkayı nasıl istiyorsanız öyle yapın arkadaşlar. Ben böyle yan olmasını istiyorum. Bu şekilde. Kemiğin bu kısmına da arkadaşlar şuraya bir dikiş geçtim. Hani şöyle durmasını istediğim için. Siz nasıl istiyorsanız. Evet arkadaşlar ve bam bam bitti. Tokmağını da arkadaşlar isterseniz şöyle eline dikin. İsterseniz şöyle hani bam bam elini alır da şöyle bir resmi var. İsterseniz şu şekilde dikebilirsiniz. İsterseniz de şöyle dikebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Arkadaşlar gayet çok güzel bir bam bam oldu. Umarım sizler için de güzel, yararlı videolar olmuştur. Dediğim gibi bu videoyu çakılla karışık yaptık ama umarım gayet açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yaptıklarınızı Instagram adresinden bana gönderirseniz, özellikle hikayenizde etiketlerseniz, Instagram'da etiketlerseniz hem herkes görmüş olur hem ben de görmüş olurum ve çok mutlu oluyorum. Böyle o kadar çok gönderi var ki arkadaşlar, hele son zamanlarda çakıldan sonra çok daha fazla arttı. Sorularınız varsa bana oradan yöneltin ki zaten çok fazla soru geliyor. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize yetişmeye çalışıyorum ki inşallah yetişeceğim de. Yani bazen görmüyorum uzun süre, video çekiminde oluyorum ama mutlaka cevap veriyorum arkadaşlar. Asla cevap vermeden bırakmıyorum hiçbir soruyu. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve aşırı derecede güzel mesajları alıyorum. O kadar güzel yorumlarınız oluyor, o kadar güzel mesajlarınız oluyor ki bunlar beni gerçekten çok motive ediyor. Dediğim gibi yaptıklarınızı Instagram adresinde etiketlerseniz, benimle paylaşırsanız çok güzel olur. Kanalıma abone olursanız, videolarımı da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, keyifli örgüler dilerim. Hayırlı Ramazanlar.